Devre arasında sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Beşiktaş Sivaspor karşısında ilk yarıyı Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Tartışmalı bazı pozisyonlar var. Hakem penaltıyı nasıl görmedi? Var neden geç çağırdı? Immobile'nin Mana'ya yaptığı hareket sarı kart mı? Sarı kart çıkmıştı yoksa kırmızı kart mı olmalıydı? Konuşulacak gerçekten çok şey var şu anda Immobile ile Direnç Tunusluoğlu yan yana sohbet ederek Tünele doğru gidiyorlar. Maçın ilk yarısının iki kahramanı diyebiliriz. Evet Erman Hocam, Beşiktaş Avrupa Kupalarında müthiş bir zafer elde etti. Şu ana kadar çok iyi gidiyordu. Sivaspor maçında da ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bir futbolla başlayalım. Sonrasında zaten futbolun parçası o iki pozisyonu konuşacağız. <laughs> i̇lk yarının iki kahramanı dedin. Doğru mu dedim? Doğru dedin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi cümleydi. Şimdi şu var ya, Sivas takımı Beşiktaş'ın üstünlüğünü peşinden kabul etmiş. Yani ben bu takımdan puan alabilirim belki, belki diyor ama yani çok zor diyor herhalde. Ee, tamamen savunma ağırlıklı oynatıyor teknik adamı. Çok az geliyorlar. Beşiktaş da e, arayı delmek için uğraştı, deldi. Fakat bakıyorum Sivas hala değişmedi. Yani acaba Sivaslılar ya biz bir iki falan olursa üçle dağılır mıyız mı diyorlar acaba? Hocam, Lugan, o da kötü. Lugano, Lugano da açılınca bayağı dağıldı ya. Belki ondan biraz yani, temkinli. Ama Beşiktaş iyi işler yapıyor onu söyleyeyim. Topu iyi gezdiriyorlar. Çok çabuk yön değiştiriyorlar. Beşiktaş'ın en büyük özelliği yön değiştirmesi. Bir de yön değiştirmeyi çabuk yaparken ikinci bir iş yapıyorlar. Türkiye'de çok az takımın yaptığı araya top atıyorlar. Türkiye'de onu çok az takım yapıyor. Yapmıyor gibi bir şey. Hı hı. Araya top atıyorlar. Onu da şöyle tabii. Yanlara topu çabuk açtığın zaman defans dağılır. De defans yerini kaybeder. Ve rakibini kaybeder. O çabuk top döndürdüğün zaman yerini kaybedince araya top atarsan direkt kaleye gol atarsın. Veya berkat yaparsın gol atarsın. Sivas bunu önledi şu ana kadar. Evet yani iyi önledi. Kalabalık altı. oldu. Derin Derinliği kapatıyorlar. Dikkat et Beşiktaş 6-7 kere derine top atmaya kalktı fakat kademe var. Olmadı. Atamıyorlar. Birinden gitse birine takılıyorlar. Ee, Beşiktaş'ın biraz daha fazla e, taç çizgilerini kullanması lazım. Kanatları kullanması lazım. Yani biraz daha fazla çekmesi lazım dışarıya. ...kenarlara... ...iyice kenarı çekmesi lazım... ...ve oradan da avuç çizgisine inmesi lazım. Bu tip defansı iki şekilde yaparsın. Ya bunu yaparsın, kenara inersin... ...avuç çizgisine inersin... ...ya berkaç yaparsın... ...ya şut atarsın hocam. Üç tane şekli var bunun. Ya kenarı, ya kenar. Hı -hı. Ya berkaç, ya şut. Gol hiçbirinden gelmedi, penaltıdan geldi. Mesela şut yapamadılar. Evet, attırmadılar. Ama işte o yön değişince rakip penaltı yaptı. Hiç alakasız bir penaltı yaptı. Yani o penaltıyı bir defans adamının yapmaması lazım. Arkada yani iki 2 sporlu vardı. Biliyorum. Evet. Fakat işin enteresan tarafı kendi yaptığını biliyor da. Bu stadyum kaç kişilik? 41.903. Yani, yani biraz 40... daha arttı kapasite Yalnız Şu var. 42.000 kişi iddia ediyorum. 42.000 kişi gördü. Biz televizyon başında gördük. Hakem neden görmedi onu anlamadım. Direnç Tonusluoğlu. Yani Hakikaten çok enteresan. Ve var çağırdı. O kadar çok baktı ki. Onu da anlamadı. Evet. Baya. Bu penaltının şöyle olması lazım. Bence. Bence diyorum tabii buna. Bu kriterleri dene ayrı. Onlar da ayrı şey diyor. Ben şunu yaparım. Hakeme. Kulağına. Sakın vara gelme. Penaltıyı at. <laughs> uğraştırma. Bak, <değil. gülüyor> sakın kimseyi uğraştırma. Bizi de uğraştırma teknik elemanları filan. Sen git penaltiyi ver. Günah bende. Günah bende. O şeyden söylerim kulaklıktan. Federasyon başkanında dinlediği var. Yani bazen ya sinirleri başkanlar filan dinliyorlar. Ha dinliyorlar. Yani Ben derim ki helal olsun adam doğru yapmış. Doğru Bak. kimse bir şey demez vallahi. Yani. Değil mi? Aynen. Hiç uğraşıp da gelme iki saat. Kardeş sen penaltiyi ver, penaltıyı, ber, penaltıyı Oy, attır. Oyunu da soğutma hiç. İki. Şimdi hakemlere şunu söylemek lazım. Bak mobile diyen bir adam var. Beşiktaş'ın hücumcusu. Bu adam İtalya'da dört defa gol kararı olmuş. İtalya'da oluyor ha. Kolay iş değil. Yani e, öyle defanslar var ki orada adamın kafasını kaldırtmazlar hocam. Yani kafanı şöyle kaldıramaz hücumcu. Öyle basarlar. Orada dört defa gol kararı oluyor. Onun için ya böyle bir adam gelmiş. Hakem kardeşler. Bu adamın top havadayken Böyle topa a filan diye bakmayın veya ortalarken bakmayın. Top oradan ortalanırken burada tehlikeli adam var. Golcü adam. Onu tutacaklar çünkü. Onu hmm. onu engelleyecek haliyle defansın eli armut toplamıyor. Top atıldığı zaman havaya veya yerden onu bırak. Topu gideceği yeri hisset. Buraya bak ne oluyor buraya bak. Orada bir itme kalkma oldu bir pozisyon. Evet ilk yarıda ilk dakikada istedi, İl mobile kendini de atar, O zaman da sarı kart verirsin. Anladın mı? Yani buraya bak. Tehlike orada çünkü. Gol orada olacak. Oradan gelmeyecek. Oradan gelecek ama burada bitecek iş. Topu izleme adamı izle diyorsun. Ama işte topu izliyorlar. Topu izleyince topa bak. Top nereye gidiyor aşağı bak. Hani top diye bakma. Anladın mı? O i̇lk dakikadaki i̇şte pozisyonu maç sonu mu yorumlarız? mobile sarı kart gördü. Heh. Kırmızı mı sarı mı? Çok konuşuluyor hocam. Kırmızı diyenler var. Hangi sıra? Ee, immobile'nin e, mana'ya iki eliyle yaptığı itme var ya. Evet. O itiş kakış sırasında, free kick sırasında. Ee, şimdi kırmızı diyenler var. İşte hakemleri tamam korkuyor. Immobile'den diyenler ya, var. Tamam da şimdi bir şey söyleyeceğim. O pozisyonda o futbolcu ya Immobile bilmem kim yok. Şey filan ismi önemli diye at. Aynı pozisyonda atabilecek misin? Atamayacaksın yani atmak kolay. Atmak kolay da futbolcuyu tutmak tutmak zor. Onu tutabiliyor musun? Ama at eğer şey yap kaşınıyorsa at. Ama adam öyle bir futbolcu değil şu göründüğü kadarıyla. Bir de fizikli filan yani mücadeleyi seven bir adam. Onun için hakemlerimizin biraz daha dikkatli olmaları lazım. Biraz daha kendileri geliştirmeleri lazım. Ama hocam hakemlik yıllardır o kadar kötü gitti ki temizlenmesi uzun sürer onu sana söyleyeyim. Biraz sabır lazım. Uzun sürer. Öyle gözükmeler. Çünkü bataklık oldu. Onu söyleyeyim. Hakemlik şu 40 yıldır hatta bataklık. 40 yıldır. İşte o bataklığı batak... kurutmaya çalışıyoruz hocam da. Hocam kurutamazsın sivrisinekleri. Bataklık inşallah bunlar kuruturlar. Başladılar i̇nşallah. kurutmaya inşallah. Onun için de biraz sabırlı olmak lazım. Evet. Şimdi o zaman diyorsun ki o pozisyona kırmızı çıkmaz. Yani sarı normal ağır olur kırmızı. Ya hocam şimdi herkes birbirini kovalıyor. Mobil atılsın Tabii rafa Silva atılsın Mobile evet, atılsın. atılsın Öyle gidelim biz şampiyon olalım Baba baba bak Hani biz iyi oynayalım Biz bu işi iyi yapalım Sağdan soldan esnene bir golleri atalım yok O atılsın O atılsın o atılsın Ben aradan çıkayım şampiyon olayım Ah Senin anan güzel mi derler adama Yazık ayıp Hocam bizim toplumda hep bu var Yetişemiyorsan yukarıdaki adamı ona aşağı çekmeye çalışma çabası evet. maalesef hep var bizim toplumda. maalesef. Yani o dünyanın her tarafında var da bizde çok var hocam. Bizde ve Orta Doğu'da Ya bırak Beşiktaş faltı. takımı bak ilk yarı bile güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Güzel işler yani ben Beşiktaş takımına bakıyorum. Her hafta biraz daha gelişiyorlar. Hı hı. Top yapmaları, alan kapatmaları, son adamla arkadaki ilk adamla son adamın arasındaki mesafeyi kapatmaları hiç açmadılar ilk yarı. Hep 30 35 metrede o çok zor iş hocam. Doğru. İyi kapatıyorlar. Topun arkasına geçiyorlar. Topu kaptırdıkları zaman dikkat ediyorum televizyonda. Herkes en kestirme yoldan dönüyor. Yani oradan dönmüyor, buradan dönmüyor, çapraz dönmüyor. En kestirme yerden rakibi, e, rakibi öbür tarafa alıyor. Evet. Kalesi tarafında duruyor. Kaytarmıyor yani? Dikkat ediyorum. Evet. Tabii çıplak gözle isesek daha farklı şeyler görürüz. Evet. Hocam bu arada kanat hata eksikliğinden bahsettin ya. E, Joao Mario 31 yaşındaki Benfica'lı oyuncuyu Beşiktaş'ın renklerine bağlamak üzere olduğunu Portekiz basını yazmış. Maçtan sonra da tabii sorarız e, hem teknik direktör hem Feyyaz Uçar'a hem bütün yöneticilere. Önemli bir yıldız. Yine Rafa Silva gibi Benfica'nın önemli isimlerinden biri. Önceki sezon 23 gol 12 asist falan yapmıştı yani. Bayağı uçuyor kaçıyordu. E, Benfika, ...önemli bir kanat oyuncusu. Benfica, Dumasız Fabrika. <laughs> Hocam Rafa Silva'yı nasıl bırakmışlar? Evet, Demek anladım. ki Benfica'nın şeyleri var elinde. Hani böyle yani Ronaldinho'ları... Dumansız, dumansız Fabrika. De Bruyne'leri falan var yani. İna, i̇mal ediyorlar. Odaları alıyorlar orada makinelerden <laughs> imal ediyorlar topçu. Fakat çok enteresan. Sana bir soru sordum da enteresan bir iş çıktı karşıma. Ya dedim Beşiktaş takımı maçtan evvel şöyle şey yapmışlar... ...kenetlenmişler konuşuyorlar... O zaman dikkati bir şekilde sana sordum. Kaç ülkeden yabancı futbolcu var dedim. Sen senin verdiğin cevap enteresan. Sevgili seyirciler, 11 ayrı ülke. Evet. Değil mi? 11 ayrı ülkeden. 11 ayrı ülke. Futbolcu bir Türk, Mert var, diğer herkes yabancı. Yani enteresan bir uyum. Bu uyumu yakalamak da hakikaten zor. Evet. Dolmuş hocam süremiz. Valla çok keyifli bir maç oluyor konuşmaya doyamıyoruz. Maçtan sonra konuşuruz artık. İnşallah. Peki, tartışma şey, pozisyonlar doğru. da var. Detaylı konuşacağız. Şimdi paranın yönü var. Ekol TV'den ayrılmayın. Maçın ardından Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız.